Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.08. Bugün tabii 10 Kasım 2021. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük lider, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, 83. ölüm yıl dönümü bugün. Bu özel günde Radyo Spor'da biz de bantlarla, şarkılarla, kuşaklarla onu anıyoruz. Büyük bir minnetle, sevgiyle, özlemle de tabii ki anıyoruz kendisini. Atilla abi, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Bu özel güne denk geldi aslında. Özel demeyeyim tabii de. Üzünlü bir gün tabii ki aslında. Evet. Ama biz de Radyo Spor olarak bugün de gerektiği gibi yayınlarımızı yapıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ne güzel bizim böyle bir liderimiz var. Dünyanın en büyük liderlerinin başında geliyor. İşte minnetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün evlatlarından biri olarak gururluyuz, mutluyuz. İlelebet Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Evet, hızlı bir açılış yapalım. Direkt de reklama gidelim Atilla. Biraz geç girdik. Çünkü 10 geçe reklamını da aradan çıkaralım. 10 Kasım'la açılışımızı yaptık. Sonrasında biz standart akışımızı yapacağız. Sizin telefon numaranızı da reklamdan sonra ben hatırlatacağım. Gelen mesajlarla, gündemdeki konularla, benim de aklımda birkaç konu var. Onlarla programı götüreceğiz. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. Evet, devam ediyoruz. 13.11 saatlerimiz. Atilla Türker'le Markaj programını dinliyorsunuz. Atilla abinin telefon numarasını hatırlatarak başlayalım. 549-371-07-05 0549-371-07-05 bu numaradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Atilla abi. Evet. Nereden başlayalım? Ulu Önder Atatürk'ten başlayalım. Tamam. Şimdi bir anı reklam arasında zaten seninle sohbet ediyorduk. Şimdi ben bu anıyı, bu anekdotu, bu hikayeyi anlatırken gözlerim dolabilir. Sen tamamlarsın. Çünkü ne zaman eşe, dosta, arkadaşlarıma bunu anlatmaya çalışırsam gerçekten gözlerim doluyor, yarıda kalıyor. Olay şu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da malum Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıkışından 21 gün sonra Son Söz gazetesi Kastamonu'da yayın hayatına başlıyor. Başyazarı ve sahibi, bildiğim kadarıyla ama başyazar olduğu kesin, Hüsnü Bey. Hüsnü Bey bir başyazar olarak İstiklal Savaşı'nda müthiş bir mücadele gösteriyor. İnanılmaz yazılarla destek, Kurtuluş Savaşı'na destek veriyor. Nitekim Kurtuluş Savaşı kazanılıyor. Sonrasında Ulu Önder Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Hüsnü Bey'e diyor ki sen bir basın mensubu olarak diyor milli mücadelede inanılmaz katkıların oldu diyor. Artık diyor sen bu mücadeleni Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam etmelisin diyor. Ve Hüsnü Bey Kastamonu milletvekili olarak seçiliyor, belirleniyor. Yıllar geçiyor. Hüsnü Bey'in, yanılmıyorsam yıl 1929 oluyor. Hüsnü Bey'in oğlu oluyor. Yani 1929. Evet, 1 Ocak 1929 doğumlu. Öyle mi? Hafızam doğaçlama. Bunların hepsini doğaçlama anlatıyorum. Yanlışım varsa hepsini sen düzelt lütfen. Sevgili Mert Elam, teşekkür ederim. 29 yılında bir oğlu oluyor. Hüsnü Bey diyor ki Kastamonu'daki İsfendiyar Dağları'nın o müthiş rüzgarını göz önünde bulundurarak diyor ki oğluma İspendiyar adını vereceğim ve Türkiye'de esecek, gürleyecek, fırtına gibi olacak, rüzgarın oğlu olacak gibi benzetmelerle oğlunun adını İspendiyar koyuyor. Yıllar geçiyor, İspendiyar Galatasaray Lisesi'ne giriyor. Galatasaray'da oynamaya başlıyor. A milli takımda oynamaya başlıyor. O Galatasaray'ın muhteşem beşlisi var. Bunu Türk futbol tarihinin en muhteşem ileri uçlarından birisidir bu. Yine doğaçlama söylüyorum. Kadri Aytaç, Suat Mamat, Güngör Okay, Metin Oktay ve İsfendiyar Açıksöz. İşte İsfendiyar Açıksöz, o Kastamonu dağlarının, İsfendiyar dağlarının rüzgarından adı verilen İsfendiyar Açıksöz, Türk milli takımının ve Galatasaray'ın sağ kanadından yıllarca fırtına gibi esiyor. Rüzgar'ın oğlu olarak da lakabını alıyor. Bir hikaye bu kadar mı anlamlı olur? Hikayenin içinde her türlü güzellik var, her türlü mesaj var. Ulu Önder Atatürk, milli mücadele,
Hüsnü Bey, Hüsnü Açık Söz, o gazetenin adından yola çıkarak Hüsnü Bey, daha sonra soyadı kanun doğrultusunda adı soyadı Hüsnü Açık Söz oluyor. Sonra düşünebiliyor musun? Yani hakikaten şu anda gözlerim doldu ama ya inanılmaz bir hikaye. Dediğim gibi Galatasaray ve Amirli takımının Türk futbol tarihinin en büyük sağ açıklarından birisi. Rüzgar Noğlu olarak rüzgar gibi esen insan. İşte Kastamonu'da milli mücadele döneminden adı verilen İsfendiyar Açık Söz oluyor. Hepsi nur içinde yatsın. Evet, ben şimdi Wikipedia'dan da eksiğim var mı? Sayfasına baktım. Yanlışım yok. Var mı? Ek yapacağım. Kısa boyluymuş İsfendiyar, evet. Bey. 1.67 metre. 67, santim. Evet, evet. Kısa ve hızlı sizin, evet, dediğiniz profilde. Evet. Uyan bir, evet, isimmiş. 1946 yılında Galatasaray'da oynamaya başlıyor. 56 yıla kadar Galatasaray'da, evet, kalmış. Sonrasında Vefa Kulübü, tekrar Galatasaray ve Ordu Spor'la birlikte de. Orada da oyuncu teknik direktör olarak görev yapmış. 2006 yılında da hayata gözünü hatta yumuş. Hatta Türk futbol tarihinin en büyük golcüsü olan Metin Oktay'a asistleri yapan, yani pasları veren, gol paslarını veren futbolcu olarak da ön plana çıkan, en fazla gol pası veren futbolcu olarak da ön plana çıkan da yine İsfendiyar Açık Sözdür. 17 yaşında Galatasaray'da oynamaya başlıyor. Mesela o zamanlar Macar milli takımını biz İstanbul'da 3-1 yenmiştik. O kadroda var mıydı emin değilim ama Brezilya ile oynadığımız milli maçta forma giydiğini, Türk milli takım formasını giydiğini iyi biliyorum. Okuduğum için biliyorum. Evet, Brezilya maçında, ki o maçta 1956 yılında 1 Mayıs'ta, evet, oynanmış. İnönü stadında, evet, oynanan karşılaşmada. Kadroda yer almış deniyor ama oynamış mı o konuda çok emin değilim. 18 kez de milli takım formasını. 2 kere de B milli takım, toplam 20 kez milli takım. Ay Yıldızı takımı formasını giydi. Nur içinde yatsın. Yani ne güzel hikayelerimiz var ama yani gönül ister ki bu tür hikaye. Ben bunu Melih Haşin köşesinden okudum. Türk basın tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Kim olduğunu söylemeye gerek yok zaten. Melih Bey'in. Yani inanılmaz bir hikaye. Kenarda kıyıda kalmış. Melih Bey köşesine yer verdi. Gönül ister ki bu tür hikayeler yıllar önce kaleme alınsaydı, halen de alınabilir. Yani bu hikayenin güzelliği inanılmaz boyutlarda. İnanılmaz yani. Evet Atilla abi, böyle bir bugün tabii 10 Kasım Atatürk'le başladık. Evet. Sonrasında onun içinde bulunduğu bir ana hikayeyle, evet, devam ettik. Telefon numaranızı da hatırlatmıştık. Evet. Oradan gelecek mesajlarla da istiyorsanız devam edebilir. Sizin biliyorum öncesinde not ediyorsunuz. Evet. Bu arada bir haber vereyim bu mesajlara bakmadan önce, gündemi de ilgilendiren bir haber. Fenerbahçe'den bir sakatlık haberi geldi. Atilla abi, şimdi reklam arasında biz Berke Özer'i konuşuyorduk. Onun da ufak bir sakatlığı oldu. Aday kadrodan çıkarıldı Ümit Milli Takım'da. Şimdi de Marcel Tisseran Demokratik Kongo Milli Takım kampında sakatlanmış ve ülkesinin Tanzanya ve Benin'le oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarılmış. Tabii sakatlık ne derece ciddi, önemli mi? Bir detay şu ana kadar göremedim ben, daha sıcak bir haber. Sadece sakatlandığı haberi var ama nasıl bir sakatlık onu şu anda bilemiyoruz. Ama Tisseran milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yakın zamanda da Türkiye'ye geri dönüş yapacak ama tabii ki Galatasaray derbisi var. Milli ara dönüşü çok kritik bir karşılaşma. Bakalım önümüzdeki günlerde onun da son durumu belli olacaktır. Evet, cep telefon numaramı tekrarlıyorum. 0549 371 0705. Canlı yayın esnasında bir saat boyunca mesajlarınızı beklerim. Sonrasında da sesli olarak da beklerim. Ha, sesli olarak beklerim deyince dün gece 1.30'da yani arayan bir değerli dost oldu ısrarla. Açamadım o anda. Adı Muhammed, kusura bakmasın. Bir dahaki sefere daha erken ararsan sevinirim. Yeter ki gönüller bir olsun. Şimdi Münih'ten Vural diyor ki abi, Beşiktaş-Trabzon maçında Vida'nın pozisyonu arka kameradan niçin vermedi yayıncı kuruluş? Baktınız mı diyor. Ya ben Atilla abi, bu yayıncı kuruluşun verip vermemesi, yani biz buna o kadar gereksiz takılıyoruz ki. Niye yani abi? Niye versin Atilla abi? Yani yurt dışında böyle tartışmalı pozisyonlar her açıdan veriliyor mu özetlerde? Bizim özetlere bir bakın Bein Sports'un sitesinde. Yani özetlerin yarısı tartışmalı pozisyon. Ben tartışmalı pozisyon hani ben özet kısmında eleştiriyorum. Ben bunları görmek zorunda değilim. İlla her açıdan vermek durumunda değil. Öyle mi diyorsun? Ben aynı şekilde çok, değilim. Çok canım abartıldığını düşünüyorum Atilla abi, hakem kararlarını. Şimdi bu kadar da üstüne düşersek tabii ki hakemlerin üzerindeki baskı azalmaz. Ben buna çok net bir şekilde karşıyım yani. Orada sonuçta biz değiştiremeyeceğiz yani. Evet, başka bir açıdan net penaltı olarak gözüküyorsa ne değişecek? Özür dilerim. Ben senin aynı fikirde değilim. Ama VAR'da görmesi önemli. Şöyle, özür dilerim, aynı fikirde değilim ama en azından ekrana bir kere iki kere gelsin. Tartışmayalım. En azından arkadaş budur diyelim. Ha yorumcular masaya yatırsın yatırmasın ama en azından ekrana gelsin. Ben o görüntü tribünde kale arkasında bulunan seyircinin cep telefonu kamerasından görmekle yetinmemem lazım. Orada açısı var mı? Bilmediğim için ben de. Ha, var yani. %100 vardır. Çünkü tam bildiğim orada kadar yani, o kamera açısında tribün çekimiyle normal çekim bir
özür dileyerek söylüyorum. Benim tabii hepimiz medya mensubu olduğumuz için iyi kötü biliyoruz. Bu tür maçlarda asgari 20 kamerayla çekiliyor. Yani nedir? Misal diye söylüyorum. Her iki kale arkasında ikişer, kornerlerde şurada, burada, o tribün, bu tribün 20 kamera ile maçın önemine göre değişiyor. Tabii derbi ayrıdır, o ayrıdır. Yani bunun görüntüsü tahmini olarak söylüyorum. %100 vardır. Ve siz %100 varken bunu niye ekrana getirmediniz? Hani bunun bir açıklaması varsa da en azından bunu da tartışalım, konuşalım. Ama ekrana getirilmemesi maçtan sonra bana tuhaf geliyor. Tamam, bir kere getirilsin, iki kere getirilsin. Yorumcular ha masaya yatırır yatırmaz. Ben seninle şu bu konuda ayrı düşünüyorum, değişik düşünüyorum ama diğer konuda tamam, gereğinden fazla belki hakemler masaya yatırılıyor. O ayrı. Ama iyi de kardeşim, bir kere de olsa şu görüntü ekrana getirilmez mi? Ha sana göre penaltıdır, değildir. Gri pozisyondur. Tamam, izleyelim bir kere iki kere anlamında söylüyorum yani. Yani orada önemli olan VAR'ın bu pozisyonu görmesi. Ekrana gelmiş gelmemiş. Eyvallah. Özete konmuş konmamış. Yani biz gerçekten bunları çok abartıyoruz. Evet. Atilla abi, bir özetleri açın izleyin. Allah aşkına yani pozisyon yok. Orta sahada biri diğerinin ayağına basmış mı basmamış mı? Evet. Ceza sahası yayında müdahale var mı yok mu? Ben bunları özetleri de görmek istemiyorum. Tabii. Ben o konudan da muzdaribim. Sizin dediğiniz ya da dinleyicimizin dediği tabii maçla ilgili bir enstantane. O anda ekrana gelmesini istiyor. Kabul. Tamam. Ama işin biz ipin ucunu çok kaçırıyoruz bu hakem kararları konusunda. Doğru. Ben de işte yani ekrana gelsin, ha fazla konuşulmasın, az konuşulsun, taktiği şey yapılsın, inanılmaz derecede operasyon yapılmasın anlamında. Operasyon derken yani hakemlerin masaya yatırılması anlamında söylüyorum. Hollanda'dan Hulusi diyor ki, sevgili Hulusi, milli takım kadro seçimlerindeki adaletsizlik hakkında değerli yorumlarınızı rica ediyorum abi, sağ ol. Neden hiçbir Anadolu takımından futbolcuya milli forma layık görülmüyor? Gerçekten üzücü bir durum. Alman milli takım teknik direktörünü de sisteme adapte etmişler anlaşılan. Milli formada artık torpille giyiliyor. Selamlar, saygılar. Atilla abi, bu geçen milli arada benim dikkatimi çekti, paylaştım. Bu milli arada da keza aynı şekilde oldu. Anadolu'dan futbolcu çağrılmadı şu ana kadar. Dört büyükler harici çağrılan tek isim Caner Erkin. O da Karagümrük oyuncusu ki üç büyüklerde de forma giymiş nadir isimlerden biri Caner Erkin. Ben de bu endişeye katılıyorum. Bunun bir açıklaması var mı? Neye göre açıklayacak Stefan Kuntz? Gerçi basın mensuplarıyla da bir araya geldi hafta sonu temsilcilerle. Orada bu soru soruldu mu? Cevabı verildi mi? Ben denk gelmedim. Ama bu soru kesinlikle bir maç öncesi olabilir veya genel bir toplantıda olabilir. Stefan Kuntz'a kesinlikle sorulmalı. Neden Anadolu'dan bir futbolcu davet edilmiyor da mesela Galatasaray'da çok az süre almış ki ben de geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın ama bu milli takım aday kadrosuna o mu çağrılmalıydı Cengiz Ünder'in sakatlığında? Bu bambaşka bir tartışma konusu. Biz bugünü konuşuyoruz. O yüzden bu tarz soruların bende konusunda sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım ne cevap verecek? Yani biz dışarıdan çok fazla anlamadık. Yani buradaki Anadolu takımı topçularını çağırmıyor ama yurt dışında orta sırada oynayan takımların futbolcularını çağırabiliyor rahatlıkla. Buradaki fark neye göre veriliyor? Açıkçası ben de merak ediyorum. Sayın ve de sevgili Cemal Aydın, kim olduğunu söylemeye gerek yok. Futbolun içinde dışında bunların hemen herkes tanır. Ankara Gücü'nün çok uzun yıllar başkanlığını, kulüp başkanlığını yapan ve de Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yapan çok önemli bir isim. Geçen hafta bir mesaj yollamıştı. Ben kendisinden izin almadığım için okumak istemedim. Kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Bu mesajın doğrusu şimdi biraz önce tekrar bir mesaj geldi. Geçen hafta yolladığı mesajı okuyorum. Atilla kardeş, Merkez Hakem Kurulu'nda birkaç alemci diyeyim yani yazdığını söylüyorum. Hakem görev almış, görevlerini tam yapabilmeleri için aleme katılan bazı hanımefendilerde gözlemci yapmak gerekir diyor. Biraz ağır olmuş ama aynen. Cemal Bey'in olan saygımızdan dolayı olduğu gibi okumak istedim. En azından Cemal Bey Türk futbolunun içinde bulunan çok önemli birisi. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Atilla enteresan abi, bir mesaj. Yani. Şimdi MHK demişken bir soru soracağım. Tabii. Lütfen cevaplarsanız. Tabii. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanıdığı'nın bir yazısı oldu. Geçtiğimiz günlerde MHK'de bir talimatta değişikliğe gidilmiş. Bu değişikliğe göre federasyon sezon içerisinde klasmanları değiştirebilme hakkı elde etmiş. Bunun da şöyle yorumlamış Murat Fevzi Tanırlı hatırladığım kadarıyla sabahki yazıyı. Yani bir maçta bir hakem kötü mü yönetti? Hemen klasman düşür. Hani kulüplerin bu tarz şikayetlerine göre hemen harekete geçmek adına işte tüzükte mi denir? Bir değişikliğe gittikleri söyleniyor. Bu da çok makul gelmedi bana. Normalde klasmanlar değil mi sezon başlarında
belirlenir. Sezon tabii içinde ki böyle klasman düşürmek, yükseltmek için değil, genel olarak bunu düşürmek için bu tarz böyle isyan edilen hakemler için evet kullanılacağını düşünmüş bu hafta yazıtanlı ki ortamı bildiğimiz için biz de aşağı yukarı ben de benzer düşünüyorum. Niye böyle bir karar alındı? Kulüplerin burada bir dahli mi oldu yine? Yani beğenmediği hakemi şikayet edip klasman mı düşürtmeye çalışacaklar artık sezon içerisinde? Olay tabii tartışılan bir olay. Murat Fevzi Tanrılı güzel bir konuya temas etmiş. Ama sanki Merkez Hakem Kurulu eli daha rahat olsun, daha hakemler arasında dinamizmi daha iyi sağlayabilmek için olsun anlamında böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Tabii bu işin suyunu çıkartmamak gerekir. Nihayetinde bir tane maç, iki tane maç kötü yönettin diye onu Süper Lig'den alıp da havuza veya klasman kadrosuna indirilecek durumu yok. Yani bu tür kararlar alınır ama önemli olan uygulamaktır. Zaten dünyanın en iyi anayasası da olsa, yasası da olsa, talimat da olsa, yönetmelik de olsa önemli olan onu iyi uygulamaktır. Yani suyunu çıkartmamaktır. Aklı başında uygulamaktır. Nihayetinde önceki yıllarda şöyle bir sistem vardı. Ne bileyim alt klasmanlarda bulunan bir hakeme yukarıda görev verebiliyorsun ve yukarıdakine zaten aşağıda görev verebiliyorsun anlamında. Diyelim Süper Lig kadrosundasın. Bulunan bir hakeme pekala birincilikte, ikincilikte görev verebiliyorsun. Yani bunu önemli olan uygulamaktır. İyi uygulamaktır. Dediğim gibi suyunu çıkartmamaktır. İyi niyeti veya mevzuattaki maddeyi kötü bir şekilde uygulamamak gerekir. Bak laf nereden nereye geldi şimdi. Ali Palabıyık. Söylemeye şimdi önümde yok. Açık ha. Sayfası Ali Palabıyık'ın. Nereden aklına geldi? Onunla ilgili bir soru soracak. Siz nereye bağlayacaksınız bilmiyorum ama. Şöyle söyleyeyim, özür diliyorum lafını kestim. Ali Palabıyık son yılların FIFA'nın en önemli, FIFA listesinin en önemli hakemlerinden birisi. Zaten Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde daha düne kadar maç yönetiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmek öyle kolay değil. Avrupa Ligi daha kolay, söylemeye gerek yok. Şimdi Ali Palabıyık bildiğim kadarıyla söylüyorum. %99'da doğrudur bu. Zaten Ekim ayında bir kere şunu söyleyeyim. Ekim ayında listeler FIFA'ya, UEFA'ya bildiriliyor kardeşim. Tamam mı? Bizim kontenjanımız, FIFA kokartı hakem kontenjanımız ulusal bazda 7 kişi. Söylemeye gerek yok. Yukarıdan Cüneyt Çakır'dan başlıyor. Ali Palabıyık, Halil Umut Meler diye 7 kişi, Halis Özkaya falan derken 7 kişi devam ediyor. Şimdi bu doğrultuda Ali Palabıyık ve bu listeler Ekim ayında Merkez Hakem Kurulu tarafından belirleniyor. Prosedür gereği Futbol Federasyonu ulusal anlamda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sunuluyor. Yönetim Kurulu da UEFA'ya, FIFA'ya bildiriyor. Genelde de 7 kişi bildirdiğin zaman kesinlikle okeyleniyor abiciğim. Tamam mı? Buraya kadar izah edebildim değil mi? Şimdi bildiğim kadarıyla söylüyorum. Ali Palabıyık doğal olarak FIFA'ya adı bildirilen 7 hakemden birisi. Ama bak işte finale geliyorum. Ama bugün yarın Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun görüşü veya Futbol Federasyonu yönetiminin inisiyatif kararı yetkisi doğrultusunda Ali Palabıyık FIFA listesinden çıkartılabilir mi? Niye diyeceksiniz? FIFA listeleri de 1 Ocak'ta kesinlik kazanıyor. Yani UEFA FIFA oturuyor veya işte en azından. Lafın özü şu. Futbol Federasyonu Ali Palabıyık'ın son ne maçıydı? Rize Galatasaray mı? Yok. Evet. Rize Galatasaray değil mi? Rize Galatasaray maçındaki olaydan sonra kamuoyu baskısı, kulüpler baskısı, su baskı, bu baskı, formsuzluk, istikrarsızlık falan doğrusunda göz önünde alıp da daha önce Ekim ayında Ali Palabıyık'ın listesini, adını FIFA'ya, UEFA'ya bildirdi. Ama aynı Futbol Federasyonu geçen hafta veya bir hafta sonra Ali Palabıyık'ın adını FIFA listesinden çıkartabilir. Çıkartması söz konusu diye duyum aldım. Peki evet, burada sorular çok tabii Atilla abi. Evet. Aklıma gelenleri ilk etapta söyleyeyim. Bu FIFA listesini TFF Yönetim Kurulu'na sunan Serdar Tatlı yönetimi mi yoksa yeni gelen yönetim mi sunuyor Ekim ayında? Ekim ayının ilk haftasında. O zaman Serdar Tatlı. Evet, yani oradan ikisi çekelim. Yani şey hoşgörüne dayanarak söylüyorum. Tam Serdar Tatlı'nın ayrılış tarihi ne zamana geliyor? Tabii o zaman Serdar Tatlı görevdeydi. Tamam. İkinci soru. Peki Ali Palabıyık gerçekten FIFA kokartının söküp atılmasını gerektirecek kötülükte bir hakem performansı mı gösteriyor? Yoksa işin perde arkasında başka dengeler mi var? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da da öyle çok kötü maç yönetmedi. Ligde evet tartışılabilir ama bu kadar FIFA kokartını TFF işte başvuracak da geri çekecek de bu kadar kötü bir performansın vardı. Ben başka bir şey olduğunu düşünüyorum sizin dediklerinizde. Elbette ben de seninle aynı fikirdeyim. Bir kere kulüplerin baskısı, kamuoyu baskısı, medya baskısı, federasyon baskısı, Merkez Hakem Kurulu'nun bakış açısı falan derken Ali Palabıyık şu anda istenmeyen adam. Dışlanan hakem. Bak maç alamıyor. Bu mu tek maç mı? Rize Galatasaray mı problem i̇şte, yani? Bence tek maçta yani her seferinde tek maç olacaksa hakem kalmaz zaten. Evet, Cüneyt Çakır'ın o zaman o konuda aynı FIFA kokartının sökülmesi lazım Cüneyt Çakır'ın da. Şimdi kardeşim bak dediğine bir kere katılıyorum. Onu söyleyeyim de sanki aksi düşündüğüm sanılmasın. Ki bazı konularda çok
ders düşürüyoruz seninle. Şimdi bazı hakemler vardır, bazı maçlar vardır kırılma noktasıdır. Bak iyi anlamda söylemiyorum bunu. Misal diye söylüyorum. Bülent Yıldırım. Evet. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce, iki yıl önce ne maçını yönetti? Galatasaray Beşiktaş. Bir taç atışından dolayı bak şey dışlandı. Bülent Yıldırım dışlandı. Veya neydi? Çoğu insan buna tepki önce gösterecektir. Hı. Cem Papila. Bak hakem camiasının içine sokulmuyor Cem Papila. Bülent Yıldırım'la birlikte hakemliği bıraktırılan kimdi? Galatasaray maçı yine yönetti. Özgür Yankaya değil, öbür arkadaşımız. Şimdi o söyleyeyim. Da Serkan Çınar. Serkan Çınar. Evet, Rize'de. Rize, o da Rize maçı. O pardon, o da Rize Galatasaray maçı. O Rize Galatasaray maçları evet. Enteresan oluyor ha. Şimdi bazı maçlarda o kadar büyük ortalık karışıyor ki hakemlerin tırnak içinde söylüyorum kellesi gidiyor. Geri dönüş olmuyor. Bazı 5 5'e 10 tane maçı kötü yönetirsin sana bir şey olmayabilir. Ama bazı maçlarda ne yapılıp edilip o hakemin kellesi kopartılıyor kardeşim. Velhasıl bu doğrultuda Ali Palabıyık daha ya kardeşim bir ay önceye kadar sen Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyordun. FIFA listesinin yanılmıyorsam ya 2 numaralı ya 3 numaralı hakemiydin Türkiye'deki sınıflandırma doğrultusunda söylüyorum. Şimdi büyük ihtimalle bu sezon sonu özür dilerim ligin ilk yarısının sonuna kadar maç almayacak. İkinci yarı ne olur onu da bilemem. Peki UEFA ne diyecek Atilla abi? Ben bu hakemden memnundum mesela. UEFA'daki ilgili kişi kimse bilmiyorum. Ben Ali Palabıyık'tan memnundum. Avrupa'da güzel maçlar yönetiyordu. Niye bu adamı listeden çıkardınız demez mi? Yani Şampiyonlar Ligi yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. UEFA bunu sorduğunda bizim de mantıklı bir cevap vermemiz lazım. Yoksa bize zaten vallahi zaten güvenmezler. Bu ikili üçlü kişiler arasında yaşanılan bir olaydır. UEFA FIFA dediğinde nihayet de dernek statüsündeki bir kuruluştur. Bizim Türkiye'deki temsilcimiz kim? UEFA FIFA nezdinde köprü vaziyeti sağlayan Ulenberg. Hakemler olarak söylüyorum. Bu doğrultuda sen eğer Ali Palabıyık'ın ipini tırnak içinde söylüyorum çekmek istersen zaten Ulenberg olarak dersin ki inanılmaz yetersiz, iyi niyetli değil veya iyi niyetli değil demeyeyim kondisyonu eksik şu eksik bu eksik dersin yani ipi çekmek bir dakikalık olay. Peki Abdülkadir Bitigen de maç alamıyor hatta o da en son 7. haftadaki Hatayspor Fenerbahçe maçını yönetmiş 8, 9, 10, 11, 12 5 haftadır Abdülkadir Bitigen'e de maç yok ki o da FIFA kokartı olan değil mi? Hakemlerimizden evet, biri, 7 hakemden biri geçen sene. Geçen yıl 2 hakemimiz. O da maç alamıyor. Tabii orada da Abdülkadir Bitigen'le de ilgili bazı kulüplerin istemediği şeklindeki iddialar vardı, tepkiler vardı. İşte bazı hakemler veya bazı kulüplerin baskısı, gücü çok fazla oluyor. Yani bu hani yeni bir düzen, sistem değişmeli falan dedikleri buysa kulüplerin yanmışız zaten. Ki aşağı yukarı böyle olacağını da biliyoruz da. Şimdi bu yani FIFA kokatlı iki hakem gidiyor mu? Abdülkadir Bitigen de o zaman FIFA'sı alınabilir mi bu 7 kişi arasında? Mümkündür. Abdülkadir Bitigen'in adı FIFA'ya bildirildi mi? Devlet sırrı gibi saklanıyor ama o da ayrı bir mevzu. Değilsiniz o zaman 7 kişiye. Abdülkadir Bitigen'in konusunda emin değilim. Ama Abdülkadir 7 kişilik listede idi. Halis Özkaya o listedeydi. Tabii. Yaptığı hata ve sonrasında hakemliği bıraktığı söylendi. Evet. Daha resmi bir açıklama yok ama dilekçeyi vermiş. TFF'de onaylamış deniyor. Evet. Ali Palabıyık çıkıyor. 7 FIFA'nın ikisi gitti. İkisi gitti. Abdülkadir Bitigen'in 5 hafta ortada yok. Hadi 3 ona da 3 diyelim. Deki diyoruz Abdülkadir'e de. 3. Geriye kimler kaldı? Cüneyt. Halil Umut Meler. Onun haricinde kim vardı? Arda kardeşler var. Ki Arda'ya Allah'tan yani zorluk derecesi çok yüksek maçlarda görev verilmiyor. Kardeşinden dolayı olsa gerek ki yine. Veriliyor yine. Yani Beşiktaş şöyle. Şampiyonluğundaki rakiplerine de veriliyor. Yani tek taraflı yani bir FIFA hakemi dediğin kardeşim derbi yönetecek ya. Bir yandan sen 7. FIFA'yı düşünüyorsun değil mi? Evet. Şimdi ben söylerim. Hüseyin Göçek alınmıştı değil mi orada? Hüseyin Göçek alındı. Halis Özkaya zaten söyledik. Şimdi Arda kardeşler derbi maçı yönetmiyor kardeşinden dolayı. Ya bir kere şu var. FIFA kokartı takan bir hakem mutlaka ve mutlaka derbi maçı yönetebilecek kapasitede olması gerekir. Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkadir Bitigen takıldık bak birden. Şimdi söylerim ben. Güneş Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdülkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu. Evet. Demek ki hepsini saydık da. Saydık. O zaman ya, parmak hesabımız iyi değil bizim. Yoksa hepsini saydık. Yaşar Kemal Uğurlu'yu galiba Yaşar en son eklediğiniz onu saymamıştık. Bu yıl, geçen yıl başında Yaşar Kemal Uğurlu'yla Abdülkadir Bitigen FIFA kokart takmaya hak kazandılar. Şimdi tabii bir kalemde bakıyorsunuz 7 FIFA kokartı takan hakem var. FIFA kokartlı hakem var. İşte Halis'le yollar ayrıldı. Biraz sonra Halis olayına tekrar değiniriz.
Alpala bıyıkla yollar ayrıldı. Abdülkadir Bitkile maç verilmiyor. Cüneyt Çakır zaten hep tartışılıyor, ediliyor. Şu Cüneyt'i ayrı bir sınıftır Cüneyt Çakır. Onu bir kere önemli belirteyim. Ondan sonra Yaşar Kemal Uğurlu'ya sen çok zorluk derecesi olan maçları vermiyorsun. Abdülkadir başka kim var işte? Halil Umutmeler toparladı sanki. Halil Umutmeler kumaş olarak değişti Cüneyt yani. Çakır'dan sonra Avrupa normlarına en yakın kumaş kalite olarak söylüyorum yani. Çok cin gibi. Aşırı bir özgüveni var. Aşırı derken iyi anlamda söylüyorum ama bazen aşırı özgüven kötü sonuçlar da doğurabilir. Belli bir çizgide giderse feci güzel işlere imza atar. Peki Atilla abi, o zaman bu listeye kim girecek? Biz yani 7 kişiden 2 kişi gitti. Biz 5 kişi veriyoruz demiyorlar. 7'nin 7'sini de dolduruyorlar. Yani bizim oraya 2 isim koymamız lazım. Evet. Kim var? Mesela Erkan Özdamar'ı bu yüzden mi geçen derbiye verdiler de hani bu başarıyla geçersen seni FIFA'ya veririz gibi bir şey mi oldu? Mesela o atama da çok konuşuldu. Çok garanti başlamıştı Meaki. Hep Zorbay Küçük direkten dönüyor sakatlığından dolayı. Yoksa İki Zorbay ağır sakatlık yaşadı. Tabii, yoksa kadarıyla. Zorbay Küçük de mesela bir Halil Umut Meler gibi son derece kaliteli, güzel. Evet. Ve daha Zorbay Küçük yanılmıyorsam 90 doğumlu. Yani 30-31 yaşında. Benim bildiğim 94. Hatta öyle mi? Daha da genç olması lazım. Doğrudur. O kadar da küçük olmasın ya. Bakalım. Yani sahadaki futbolcuların tamamına yakınından neredeyse küçük olacak. Pardon, arası ortalaması 92. Bak inanılmaz bir ya. 92. Ve bu çocuk 3 yıldır falan piyasada. Yani 92 doğumlu olduğuna göre ne oluyor? 29 düşün. 26-27 yaşında Süper Lig'de görev yapmaya başladı. Ki Cüneyt Çakır mesela daha önceki yayınlarda da söyledim. 24 yaşında Süper Lig'de düdük çalmaya başlamıştı. Halis Özkaya 26 yaşında düdük çalmaya başlamıştı. Halis Özkaya 1980 doğumlu. 41 yaşında. Önünde en az 6 yıl daha var. Şimdi o maçta yardımcıların Atilla durumunu... ona girelim. Hayır. Yani sonra girelim. Bir soru sorayım, sonra reklama gidip sonra Ali Sözkaya'ya. Şimdi Zorbay Küçük direkten dönüyor dediniz. Evet. Ali Şansalan da direkten döndü galiba bu son karşılaşmayla bitti. Evet. Hatta birincilikteki maçta da çok tartışmaların içinde bulundu. O zaman onu da iptal mi edecek Meaki? Gönderdi mi gerçi ismini bilmiyorum ama sezon boyu hazırlıyordu. Büyük maçların hepsine verdi büyük takımların. O da şu anda tartışmalı. O zaman kalmıyor isim zaten yani. Zaten sıkıntı da burada. Ha, bu arkadaşlarımız bazı talihsizlikler yaşamasaydı, mesela Zorbay Küçük sakatlık anlamında söylüyorum. Ali Şansalan işte o maçtaki bazı kartlardan dolayı büyük tepki çekti. Ha, kartlardan dolayı tepki çekti diye ben haksızlık yapmamam lazım. Aynen öyle. Tamam mı? Ben hakikaten 40 yaşındaki adamı değil, 30 yaşındaki pırıl pırıl bir insanı FIFA listesine alabilmeliyim, almalıyım. Hak ettiği yere koymalıyım. Merkez Hakem Kurulu olarak söylüyorum tabii bunu. İnşallah onları da görürüz ama tabii ki nasıl Türk hakemde bir tıkanıklık, bir ne bileyim problem varsa FIFA listesinde de bu var. Bazen FIFA listesine almakta, belirlemekte Merkez Hakem Kurulu geçmiş yılları kastediyorum zorluk çekersin. 10 12 tane deve dişi gibi hakem vardır. 7 kişi yani bu ya diğeri işte nasıl almam ayıp, yazık, günah dersin ama bazen de kardeşim 3 isme gelirsin, 4 isme gelirsin Merkez Hakem Kurulu. Konjektürel bir durumdur bu. 5.'yi yazamazsın abi. Yazamıyorsun daha doğrusu. O da Türk hakemliğinin genel anlamdaki yetersizliğinden kaynaklanıyor veya o dönemki yetersizliğinden kaynaklanıyor. Şu anda genel anlamda da yetersiz, konjektürel anlamda da yetersiz. 13.37 reklam vaktimiz. Reklamdan sonra Halis Özkaya konusuyla devam ederiz. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. Devam ediyoruz. 13.40 saatlerimiz. Halis Özkahya konusu tabii hafta sonuna damga vurdu. Gerçi maç Cuma günüydü. Gaziantep'te Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti Halis Özkahya. Uzatma dakikaları 9 olarak belirlenmiş. Fakat bitime 4-5 dakika kala Halis Özkahya karşılaşmayı bitirmiş. Takımları soyunma odasına göndermişti. Sonrasında fark edildi ki erken bitirilmiş. Duştan futbolcular çağrıldı. Kale direkleri yerine takıldı. Maçın geri kalan o kısa bölümü oynandı. Bu olay sonrası da bu büyük hata, tabii çok büyük bir hata hakem için, Halis Özkaya da hakemliği bırakmak istediğini belirtti. Bir dilekçe yazdı. İstifa dilekçesi de yönetim kurulu da kabul etti. Hatta iki yardımcısı ve dördüncü hakeme de bir soruşturma açıldı haberlerini gördük. Atilla abi, hiç böyle bir hikaye hatırlıyor musunuz?
Benzer olayları hatırlıyorum. Yaş 60 olunca 42 yıldır basın mensubu olduğum için. Şimdi o gün maçı şöyle 90+3'te televizyonu açtım. Yani komik olacak ama öyle. O anda işim vardı. Zaten ben evimde izlerken ekrana bak televizyona baktığımda anca spiker gol kaleciyle karşı karşıya vuruyor falan dediği anda ekrana bakıyorum. Öbür türlü kimse kusura bakmasın. Bana kızacak tepki gösterecek insanlar da vardır ama orta sahada yan pas yapıldığı zaman vaktimin önemli bölümünü oraya harcamak istemiyorum. Neyse o gün açtım televizyonu 90+3 gözüküyor ekranda. Başladı baktım bir dakika sonra maç bitti. Ya dedim ben mi yanlış gördüm dedim yani 90+9 yazıyor. Maç 90+4'te bitti nasıl olur dedim. O anda bizim Seyit Kalender eski gazeteci çok iyi dostumdur her gün görüşürüm. Seyit'i aradım. Seyit kardeş dedim ben mi yanlış gördüm dedim ya. 90+9 yazıyordu. Hatta detay vereyim spiker kardeşimiz ne olur kusura bakmasın. Maçı Halis anlatma yönetmesine rağmen Halis Özkaya Fırat Aydınus maçı bitirdi dedi. Ki Fırat bir öbür taraftaki maçı yönetiyordu. Yani detay veriyorum şimdi ben. Neyse. Seyit dedim kardeş nasıl iş bu dedim. Evet abi dedi ya 90+9 verdi. 9 dakika uzatma verdi dedi. Fakat 4. dakikada bitir. Allah Allah dedi bu nasıl iş falan biz de anlam veremedik. Kapattık. Biraz sonra Seyit aradı. Abi dedi Hakan Kutlu'yla teknik direktör Kasımpaşa teknik direktörü ki kankayısı benim de çok iyi kardeşim arkadaşımdır Hakan Kutlu. Seyit dedi ki Hakan Kutlu'yla konuşuyorum abi dedi şimdi sahaya çağırıyorlarmış dedi eksik oynatıldı falan diye. İnanılmaz bir olay şimdi. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Bir, yıllar önce, yılında tahmin olarak söyleyeyim yani bayağı eski bir 25 yıl falan var. Ben Aktepe'de oturuyordum Ankara'da yaşarken. Aktepe stadı vardır. Bizim evde hemen onun yanında. Yani neredeyse balkondan bile görünecek kadar yakındır bizim ev. Orada maç görevliyim, sağ kenarındayım. Yardımcı hakemin arkasındayım. Maçın 20. dakikası. Çok iyi bir dostum olan bir hakem ismini de söyleyeceğim. Yani Turgut Sığıç. 20. dakika maçı bitirdi. İlk 20. dakika kardeş. İlk yarıyı bitirdi. İlk yarıyı bitirdi. Herkes futbolcular birbirine bakıyor falan. İşte cebine koydu yürümeye başladı Turgut Sığıç. İşte yardımcı hakem de bir baktı etti. İşte yardımcı hakem kardeşim hemen gitti hocam dedi dakika 20 daha neyi bitiriyorsun gibilerden. O da baktı etti aa öyle falan devam. Yani geri kalan 25 dakikayı oynattı. Hatta ben de o zamanlar köşeye sığ yazıyordum. Dedim ki insan dedim saatsiz bir şekilde bile çıksa dedim 20. dakikada maçı bitirmez Turgut Hoca dedim. Yani böyle dünya mı var dedim. Saatin olmasa dedim 20. dakikada bu maç bitmez. 43'te falan bitirirsin hani. De 40 yani 20'de bitirmek. Peki sana uzmanlık sorusu. Niçin Halis Özkaya 90+4'te bitirdi kardeş? Yani niye 3'te değil, 7'de değil, 2'de değil, 8'de değil, 5'te değil? Bak tahminimi söyleyeceğim. Bu kesin değil. Bu benim tamamen kendi düşüncem doğrultusunda söyleyeceğim. Bir kere hakemlerin kolunda yani sana herkese saçma gelecek şu anda ama ben en mantıklı, en doğruya yakını diye tahmin ediyorum bak bu bir istihbarat da değil. Bir kere hakemlerin saatlerinde şu vardır. Yani akrep yelkovan yoktur. Kronometre vardır. 45 bittikten sonra ne verdi hakem? 9. Nasıl verildiğini bilahare söyleyeceğim. 9 verdi tamam mı? Haliyle 54'te bitirmesi gerekir değil mi? 45+9=54. Ne oldu? Rakamlar var. Rakamlarda baktı 49 9'u gördü orada. Tamam mı? O yorgunluk. Çünkü biraz önce kritik pozisyon vardı, şu vardı, bu vardı. Kafa gitti, dağıldı. Sadece 9'u orada gördüğü için bitirdi. 9 dakika. Evet. 9'u yani. Kesin. Atilla abi yani. Bu açıdan bakmamıştım. Bilmiyorsun. Merak ettim şimdi gerçekten. Tabii neden? Yoksa yok, başka türlü değil. Peki yardımcılar nasıl uyanamıyor şimdi buna? Şimdi kardeşim. Hadi Halis Özkaya ya bak, Tufa'ya düştü. Ya bak güzel bir hikaye anlatayım. Hikaye derken yani yaşanmış bir olay. Türk futbol tarihinde işte hakemlerin bunları falan bilmesi lazım. Kardeş yoksa tabelayı kaldır indir. Yok bilmem bayrağı salla. Bayrağı sallasan ne olur? Zaten VAR sistemi var. Ofsaytı kaçırsan zaten kamera VAR yakalıyor, monitör yakalıyor kardeşim. Sen önemli olan orada şey yapacaksın. Kritik bu olay 100 yılda bir olmaz. Bak 50 yıldır ben takip ediyorum. İşte bir anlattığım olay var. Yani şimdi başka olaya geleceğim. Yıl 2001-2000 lütfen internete girersen görürsün. Galatasaray Adana Spor maçı İstanbul Mecidiyeköy Ali Samiyen Stadı. Sağdan kıdemli yardımcı hakemin tarafından orta yapılıyor kardeşim. Ümit Karan eliyle vuruyor gol atıyor. Maçın hakemi Bülent Demirlek. Bak bunları hepsini doğaçlama anlatıyorum. O günlerde ben genç iyi bir muhabirdim. Şimdiki gibi değildim yani. Bülent Demirlek FIFA kokartı o zaman. Bursa bölgesi hakemi. Golü veriyor. Halbuki elle atıldı gol.
bir dakika ortağa karışıyor falan. Sonra ne oluyor biliyor musun kardeşim? Kıdemsiz yardımcı hakem. Bak dikkatini çekelim. Olay kıdemli yardımcı hakeminin bulunduğu korner köşegeninden oluyor. Kıdemsiz yardımcı hakem. O da Bursa bölgesi. Erhan Sönmez. Bayrağı sallıyor. Hoca. 2002-2003 sezonuymuş. 2002-2003. Bayrağı sallıyor. Bülent Demirlek 70 metre bilemeden 55 metrede para atıyor kardeşim. Buyur Erhan Hoca. Tabii iyi anlıyor Erhan. Bülent Demirlek de cin gibi. Cin gibi anlıyor tabii. Ama nasıl verdiği golü nasıl iptal edecek? Bir dayanağı olması lazım değil mi kardeşim? Dayanağı olması lazım. Gidiyor buyur Erhan Hoca. Diyor ki hocam Ümit Karan 50 attı. Gol iptal ediliyor. Ki geçerli olsaydı 3 gibi diyecekti. Herhalde 2 gibi bitti değil mi? Orada ne yazıyor? Maçla ilgili skor yazmıyor. Skor yazmıyor. Yazmıyor. Normalde işte o golü verse 3 gibi bitecek veya en azından maçın skoru 3-2 olacak falan. Yardımcı bu olmalı kardeşim. Öbür türlü oh ne güzel. Fıstık gibi işte bayrağı getir. Yok bilmem hocam ne içersin soyunma odasına. Dur çantanı ben taşıyayım falan. Yok böyle bir dünya. Yani o bir ki ha şu var. Benim de aldığım istihbaratlar daha ilk günden itibaren ki hakemlerin belli bölümüyle, komitenin belli komite üyelerinin belli bölümüyle de konuştum. Şeye uyarıyorlar. Halis Özkaya'yı uyarıyorlar. Halis Özkaya dikkat et şimdi gözünün önüne getir o pozisyonu. Halis Özkaya bitiriyor kol saatine iki kere üç kere bakıyor. Bir tereddüt var. Nedir ne değildir. Bundan sonra süre çok kötü yönetiliyor kardeşim. Orada yardımcılar dördüncü hakem ki Emre Kargın İzmir bölgesi bir parantez daha açayım. Geçen yıl FIFA seminerine İspen davet edilen veya pardon İspen değil Türkiye'den gönderilen genç hakem yarınların hakemi olarak gönderilen bir isim. Emre Kargın İzmir bölgesi genç bir hakem. Diğerleri kim? Kıdemli yardımcı Ekrem Kan. Dediğim gibi de hepsini doğaçlama söylüyorum. Kıdemsiz yardımcı kim? Münir Takbak. Eski FIFA Kokart'ta yardımcı hakemin oğlu İlker Takbak. Şimdi kardeşim bunlar gerçek anlamda yardımcı olsa hakemin önüne yatarlar. Önüne. Hocam ne yapıyorsun? Biz 9 dakika verdik. Daha 4 dakika olmuş. Halis Özkaya o anda tırnak içinde söylüyorum. Ya bir kelime kullanacaktım da saygısızlık olur. Kullanmayayım. Şaşkın. En kibarcasını söylüyorum. Şaşkın. Kardeşim burada hata varsa hepsine eşit. Yani orada tabii ki Halis Özkaya en büyük hata Halis Özkaya'ya da. İyi de 4. hakem. Ya kardeşim sen kaldırmadın mı 9 dakikayı ya? 9 dakika kaldıran sen değil misin? Nerede yaşıyorsun? Yarınlarda bak FIFA listesine adın önerildi. FIFA seminerine Türkiye'den sen gönderildin. Sen niye kaldırmıyor? Önüne yatmıyorsun hakemin. Tırnak içinde önüne yatmıyorsun dedim. Orada diyecekti. Bir dakika hocam. Ya ne olur gideceksin kardeş. Sen de bu kadar tövbe tövbe. Özgüven yoksa zeka mutlaka vardır. Diyeceksin ki bir dakika hocam. Ben 9 dakika kaldırdım. Diyeceksin 4. hakem olarak. Veya kıdemli yardımcı hakem Ekrem Kan. 25 yıldır Süper Lig'de bayrak kaldırıyor. Eski Ankara bölgesi şimdi İzmir bölgesi hakemi. 4. hakem de İzmir bölgesi. Şeyler hepsi İzmir bölgesi hakemi anlamında söylüyorum. Ha kötü anlamda söylemiyorum ama işte aynı bölgeden anlamında söylüyorum. Ki kötü anlamda da değerlendirilebilir. Bu da ayrı mevzu. Neyse Ekrem Kan veya İlker Takbak. Baban eskiden derbi maçlarının önemli hakemiydi. Bak sen de İlker Takbak'sın. Şaşkın hakem. Halis Özkaya şaşırmış bir haldeki hakeme gideceksin diyecek. Bir dakika hoca diyeceksin. Bu kadar basit. Ha var hakemleri kim? Özgüç Türkalp. Benim canım ciğerim kardeşim. Ya, çocukluğunu bilirim. 5 yaşından itibaren. Çünkü babası Spor Yazarlar Derneği Ankara Şube Başkanı'ydı. Rahmetli oldu. Rahmetli oldu da derneğimizin başkanıydı. Ki ben de Ankaralıyım. Ben de o derneğin üyesi olarak Özgüç Türkalp. Yani öbür yardımcı kim? Oğuzhan Uğurlu diye hatırlıyorum. Soyadı Uğurlu. Babası eski rahmetli oldu birkaç yıl önce. İstanbul futbol hakemleri İl Hakem Kurulu Başkanı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tek tek isimleri bildiriyorum. Ha Özgüç'tü. Uğurlu'ydu. Avar hakem olarak Uğurlu'ydu diyorum. Onlar kulaklıkla gerekli uyarıyı yaptılar. Diğerleri de gerekli uyarıyı. Ama tamam. Saha içindekiler de yaptı gerekli uyarıyı. VAR'dakiler de, VAR'daki kardeşimiz de yaptı. Ama saha içindekilerin uyarı yapmakla yetinmemesi lazım kardeşim. Üstüne basarak söylüyor. Bir dakika duvar örecek oraya. Çıkartmayacak. Hocam dalga mı geçiyorsun diyecek. Yani öyle değil tabii. Bir dakika diyecek. Hocam ben 9 dakika ben kaldırdım ya. Ben sana nasıl 4 dakika derim ya. Bundan sonra sen bana dünyanın en iyi maçını yönetsen de ben sana yani güven anlamında şüpheyle bakarım. Hani kötü niyet anlamında söylemiyorum. Demek ki sen şeyini yapamıyorsun.
yönlendiremiyorsun, inisiyatif kullanamıyorsun, refleks gösteremiyorsun, zekanı ortaya koyamıyorsun. Şeyi kastediyorum, yardımcıları kastediyorum. Sen bana bu kritik durumda yardımcı olmayacaksın. Öbür tarafta neyine yardımcı olacaksın kardeşim? Şu 60 yaşındayım, sen bilmem kaç yaşındasın. Yemin ediyorum en az o kadar olmasa da tabelayı ben de kaldırırım. O uzatmalar nasıl belirleniyor onu da söyleyeyim ben sana. Şimdi maçın hakemleri var işte. Hakem, kıdemli yardımcı, kıdemsiz yardımcı, dördüncü hakem var, avar anlamında söylüyorum. Şimdi bu tür maçlarda, bu tür derken her türlü maçta anlamında belirtiyorum. Kıdemsiz yardımcı hakem bu işte görevli. Der ki, diyor ki, diyecek ki, uygulamayı söylüyorum, denileni söylüyorum. Hocam, tesiste diyor tabii bunu. Hocam, duraklamayı hesapladım 6 dakika. Bu duraklamalarda nasıl hesaplanır onu da söyleyeyim. Sahaya sedye giriyorsa, doktor giriyorsa, sakatlık varsa, o şekilde oyun duruyorsa teamül gereği, dünyadaki uygulama gereği 1 dakikadır kardeşim. Her futbolcu değişikliğinde ise yarım dakikadır. Tamam mı? Gözünün önüne getir. 3 kere şey girdi sahaya, sedye, hakem, şu bu falan gitti 3 dakika. 6'da oyuncu değişikliği oldu diyelim kardeşim. Yarım dakikada. Oyuncu 3 dakika yerde kaldı. Onu ilave edeceksin. Tabii, gayet tabii. Ben basit anlamda anlatıyorum yani. Tabii. Yoksa sahaya bir şey atıldı. 7 dakika durdu. 7'yi de ilave edeceksin. Bu işi tutmakla, belirlemekle görevli kişi kıdemsiz yardımcı hakem kardeşim. Tamam mı? Ne oluyor? Mesela 89. dakika, 88. dakika her neyse kıdemsiz yardımcı diyor ki hocam tuttum 6 dakika bilgin olsun. Ne oluyor? 90+6 olması lazım. Ama maçın hakemi her türlü yetki, kontrol onda olduğu için 6 dedin ama ben 8 uzatıyorum veya 7 uzatıyorum veya 5 uzatıyorum. O anki atmosfere de bağlıdır. Eyyama da bağlıdır. Haydi tapımı da yine bir şeyler yapayım falan diyor. Onlar diyor ki arkadaşlar 7 dakika diyor. Bunu tüm avar var 4 kıdemli kıdem herkes duyuyor. 7 mi diyor misal diye söyleyeyim. 7 7. Sonra ne yapıyor? 4. hakem tabelayı kaldır. Oh ne güzel abi kaldır. Fıstık gibi yat kaldır indir. 7 dakikayı işaret ediyorsun. Sonra ne oluyor abi? Sonra işte maçı veya 9 dakikayı kaldırıyorsun. Sonra hakem 4. dakikada bitirdiği zaman hiç orada kuzu kuzu bekliyorsun abi. Kuzu kuzu bekliyorsun. Bu mu yardımcılık? Yok yok böyle bir yardımcılık yani. Bak ne diyorum? Belli örnekleri var. Yardımcı dediğin işte geçmiş yıllarda yaşandığı gibi öbür türlü yani inanılmaz konsantre olmazsan sen eğer maça, eğer sen cin gibi olmazsan veya konsantre de olabilirsin ama yetersizsen eğer yani fazla da ağır konuşmak istemiyorum yani. Ama Ekrem Kan 25 yıldır bayrak kaldırıyor kardeşim. Öbür kıdemsiz yardımcı Münir Takbanoğlu, ne olur Münir Takbanoğlu derken yanlış anlaşılmasın. Münir Takbanoğlu çok severim, sayarım arkadaşımdır. Aklıma önce Münir ismi geliyor. İlker Takbak diyeyim. İlker Takbak ki yani o da çok önemli bir isim. Dördüncü hakem dediğim gibi FIFA seminerine geçen yıl gönderilip de Türkiye'de yarınların en iyi hakemi olarak tanıtılan insan. Bak bir daha söylüyorum. Türkiye'de yarınların en iyi FIFA hakemi olacak isim Emre Kargın diye FIFA seminerine gönderildi kardeşim. FIFA seminerine. Bu nasıl iş kardeş? Özgüç Türkalp keza hayatını bu işe adamış kardeşimiz. Yıllarca düdük çaldı. Şimdi VAR hakemi olarak kadroda bulunuyor. Öbür arkadaşımız zaten çok büyük yetenek deniyor. İstanbul Bölgesi Hakemi. Oğuzhan Uğurlu. İsmini yanlış söyleyebilirim de babası Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı'ydı. Şimdi bakıyorsunuz. Şimdi bu nasıl izah edilecek? Bu nasıl yapılacak? Halis Özkayan aradım kendisini. Hep kapalıydı Halis Özkayan'ın telefonu. Şu da var. Medyada okudum. Mesela Deniz Ateş Bitnel kendisiyle konuşmuş veyahut da işte güvendiğim birkaç kişiyle konuşmuş. Halis Özkaya şunu söylüyormuş. İnandığım, güvendiğim şeklinde belirtiyorum. İsteseydim ben dördüncü hakeme yıkardım. Kurtulurdum diye. Halis Özkaya, Sayın Hocam, sevgili kardeşim, ben sayarım bir insan olarak, dost olarak falan ama o kadar da uzun boylu değil. Onu sen dördüncü hakeme yıkmaya çalışsaydın acaba sana neler yıkılırdı? Yok öyle bir dünya. Zaten kulaklık olmasaydı o olay dördüncü hakeme yıkılmıştı. Dördüncü hakeme şu yapılacaktı. Ben 4 kaldırmam gereken yerde yanlışlıkla 9'u kaldırdım denilecekti. Geçmiş olsun. Çünkü kulaklık olmasaydı, VAR sistemi olmasaydı. Fakat şimdi hepsi hafızada, kayıt altında.
Hatta ileri gideyim bunu da düşündüler ama olmaz. Yok öyle bir şey. Ben de dördüncü hakim olacağım. Biraz önce sürekli salladım, ettim, eleştirdim. Yani inanılmaz dedi, ağır laflar kullandım Emre Kargın için ama bu iş öyle de gizli kalmaz. Emre Kargın olacaksın. Sana yıkacaklar. Yok öyle bir dünya. Sen 9 dedin. Herif de Emre de Ali Sözkaya olarak 9 dedin. Emre olarak da Kargın olarak da o da 9'u kaldırdı. Sonra kulaklık olmasaydı şu olacaktı. Emre de hata. Biz 4 dedik. Ali Sözkaya olarak ben 4 dedim, o 9 kaldırmış. Biz zamanında bitirdik. Tüm hata tabelayı yanlış kaldıran, lafı yanlış duyan, rakamı bilmem ne yapan Emre Kargın diyeceklerdi. Allah'tan ki bunu da düşündüler biliyor musun? Düşünmüşler daha doğrusu. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz boyutta. Sonra Halis Özkaya sevgili kardeşim diyor ki ben iyi niyetliyim. İsteseydim diğerlerine yıkardım. Yok öyle. Bunu düşünmek bile yanlış. Halis Özkaya. Bunu düşünmek bile son derece yanlış. Bırak neyse o kardeşim, ben olsam nedir abi? Hayatta en güzel, yani ne olur demagoji olarak nitelendirilmesin. Hayatta en güzel şey dürüstlük kardeşim. Sen diyeceksin ki evet kardeş, ben ne oldu biliyor musun? Misal demin anlattığıma geleceğim. Ben 90+9'da bitirmem gerekirken 9'u şaşırdım. İşte 4'te bitirdim. Mesela 45+9 falan. Demin izah ettim yani. Hata yaptım. Özür dilerim. Bırakıyorum. Bitti abi. Alnından öper herkes ya. İnsanlıktır bu ya. Ne hatalar yapıyoruz ya. Hani bunun mazereti yoktur. Şudur budur ama olmuş. Yani burada maç satma yok, şu yok, bu yok falan. İnanılmaz bir soru, dikkatsizlik var. Ne bileyim, beynin uçması var. Aklın tutulması var. Her şey var. Hakemliği bıraktıracak kadar fahiş bir hata mı sizce? Abi bunalıma da girdi. Zaten istenmiyordu da falan. Yani belki de hani olamaz ya, başka bunun geçmişi tabii olmalı ya, bu tabii en son artık. Tabii yani bu de Halis bayağı tepki görüyordu kamuoyundan falan. Ha belki şunu yaptı. Ben olsam empati yapıyorum daha doğrusu. Ben olsam ben de benzer bir şekilde bırakıyorum derdim. Karşı tarafın şeyine de bırakırdım. Ha karşı taraf hemen anında kabul etti. Karşı taraf derken Futbol Federasyonu Başkanlığı ve yönetimini kastediyorum yani. Burada Futbol Federasyonu, bak burada tüm konuşmalar birebir de olmasa ne olduğu kamuoyuna açıklanmalıdır. Eğer siz yarınlarda Özgür Türkalp'e, Emre Kargın'a, ne bileyim işte İlker Takbağ'a, Ekrem Kan'a, şuna buna maç verecekseniz, ki vereceksiniz, orada kimler hatalı, kimler değil, kimler Halis Özkaya'yı uyardı, kimler uyarmadı. Ha ben Özgür'le, Oğuzhan'la ilgili olarak daha ılımlı bakıyorum. Onların uyardığını ben de duydum, istihbarat aldım. Ha saha içindekiler de mi uyardı? Uyardı ama saha içindekilerin uyarması yetmiyor güzel kardeşim. Saha içindekilerin set çekmesi lazım. Halis Üsküya'yı dışarı çıkartmaması lazım. Bu iş bu kadar basit. Çünkü kabak gibi rakam ortada be abicim ya. Arada bir dakika falan da oynamıyor ya. 5 dakika. 5 dakika dediğiniz inanılmaz bir süreç. Skor değişebilir. Her şey değişebilir. Sen bunu nasıl idrak edemezsin dördüncü hakem olarak, kıdemli yardımcı olarak, kıdemsiz yardımcı olarak? Yarınlarda sen merkez hakem kurulu olarak eğer bu insanlara nasıl baş vereceksin? Ha raporlara, konuşmalar dinlenir. İyi kötü Özgür uyarmış, uyarmış. Elinden ne gelsin? Özgür Rıva'da o anda. Özgür Türkalp'i kastediyorum. Öbür Uğurlu kardeşimiz, Avar kardeşimiz Riva'da, ikisi aynı odada yani. Onlar belli bir yere kadar yapma, etme, dur, 5 dakika falan demiştir. Demiş midir? Demiştir. Tahminimi söylüyorum, istihbaratımı söylüyorum, duyumumu söylüyorum. Ama saha içindekilerin kurtarır tarafı yok kardeşim. Hani en azından üçünün de ifadesi alınmalı ve eğer üçü de uyarmadıysa, de ki uyardılar, en iyi senaryoyu yazıyorum. Ligin ilk yarısı sonuna kadar maç alamazlar. Almamaları gerekir. Bu kadar ucuz, bu iş çocuk oyuncağı değil kardeşim. Atilla bitirdik. Bitti mi ya? Bitti. Daha dur, yeni başladık. Yeni başladık 13.58. Ya aslında ya o kadar çok mesaj vardı ki hepsinden herkesten özür diliyorum. Ama en azından ya Bursa'dan Ali, yani hızlı hızlı okuyorum isimleri de, Antalya'dan Mehmet, yani çok sayıda, Gaziantep'ten Ömer, Allah'tan isimleri tek tek yazıyorlar, Hollanda'dan Ömer, hızlı hızlı okuyorum, Mert seninle ilgili düşünüyormuş yayıncı kuruluşla ilgili, ismini Agop kardeşimiz, Agobata selamlar buradan. Sonra sayısız, yani say bitmiyor. Teşekkür ediyoruz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah
Bir dahaki yayında tüm mesajları okurum. Tek istirhamım var. Yayından önce bu mesajları yollarlarsa daha sağlıklı olur. Çünkü ilerleyen dakikalarda aradan kaynıyor. Yeni mesajlar üstüne biniyor. Bir de doğaçlama okuduğumuz zaman bir hakaret, bir saygısızlık olmasın diye dikkat etmeye çalışıyorum. O bakımdan yayın öncesi veya yayının ilk dakikalarında bu mesajlar gelirse çok daha sağlıklı ve mutlu oluruz. Herkese saygılarımı sunuyorum. Evet, bitirdik. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Atilla Türker'le Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.